Selamun aleyküm güzel insanlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz de iyiyiz hamdolsun kuzucuklarımla. Bir gece mesaisinden hepinize selamlar, saygılar. Arkadaşlar bugün sizlere çoğunuzun isteği olan Ay Yüzlüm şarkısını söylemek istiyorum. Beğeneceğinizi umuyorum. Nacizane yorumladım. Öncesinde kuzularda bakım, kuzularda besleme ile alakalı birkaç kelam etmek isterim. Arkadaşlar kuzular ilk 20 günde zaten anasının sütüyle idare ediyor. O yüzden sizin de dikkat etmeniz gereken, yani bu işi yapan arkadaşların dikkat etmesi gereken husus kesinlikle sütleri, analarını emmelerine dikkat etmeniz gerekiyor. 20 gün sonrasında da artık hazın takviyesi başlıyor. İlk önce yonca veriyorsunuz ama yoncaya başlamadan önce kesinlikle ve kesinlikle şarbon iğnesini vurdurmalarını tavsiye ederim. Yoksa yonca ile birlikte midede zehirlenmeler başlıyor. O dönem sıkıntı. Kuzularda zaten hazına başlama süreci biraz şey geçiyor, sıkıntılı geçiyor, ishal olma sıkıntıları oluyor, şarbon olma oluyor. Şarbonda pis bir hastalık geldiği takdirde maalesef hemen öldürüyor. Gerçi bizde bu sene birkaç vaka oldu, delirmiş gibi bir hal aldı. Sorduk soruşturduk, şarbon olduğunu söylüyorlar. Sanırım bu da şarbonun farklı bir türü. Bunda nasıl oluyor? Birkaç gün kuzu çekiyor. Sıkıntı, hastalığı çekiyor. Ama gene de maalesef yine de şarbon iğnesini de vursan o saatten sonra iflah etmiyor, ölüyor. O yüzden kesinlikle dikkat edilmesi gereken şarbon. Ve eğer vitamininde sıkıntı olduğunu, yürüyüşünde falan sıkıntı olduğunu düşünürseniz yeldif iğnesinin vurulmasını tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar kuzular malum aynı bebek gibi, önüne ne korsan onun tadına bakmaya çalışıyorlar. Hatta bulunduğu ağılda yerde ne varsa onun bile tadına bakmak için uğraşıyorlar. Toprak falan bulsalar yalamaktan dur olmuyorlar. Mesela şurada bir toprak tabakası bulmuş arkadaşlar, sağ olsun. Orada oynayıp duruyorlar. Topraktan çok fazla zarar gelmiyor ama yün falan olursa yerde, koyun yünü falan, onu da alıp yiyorlar. Yünü yiyen kuzu da kesinlikle iflah etmiyor. Ağalın temizliğine de o yüzden dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bir de yeni doğan çocuk nasıl sıklıkla ve az az ve sık sık beslenmeye dikkat edilir. Bu da böyle. Günde bunlara şu an sabah ve akşam arpa veriyorum. Ondan sonra öğlen bir öğün yonca, bir öğün slash ve gece de saat, bu saat kaç şu an? 10. Saat 10 itibariyle de tekrar yonca verdim. Yani 5 öğün hazım veriyoruz. Ve sularına da çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Eğer kuzuları tam beslemeyi düşünüyorsanız arkadaşlar 2 aydan sonra, yaklaşık 2 ay gibi kuzu başı 1200 kilogram yem yedirmeye dikkat etmeniz lazım ki o besiye ulaşsın, ete ulaşsın. Ama biz ne yapıyoruz? Kurbana hazırladığımız, özellikle kuzuları kurbana 3 ay kala, yani Ramazan'ın ortasından sonra besiye çekiyoruz. O döneme kadar merada otlatıyoruz. O şekilde daha sağlıklı oluyor çünkü. Kuzu belirli bir gelişimini sağlamış oluyor merada. Güneş ışığı kuzunun gelişimine çok fayda sağlıyor çünkü. Kafaları falan büyüyor böyle. Vücut kemik gelişimi artıyor. O yüzden 2 ay kadar falan merada yayılıyor. Ondan sonrasında da 2 ay, 2,5 ay falan besleniyor kurbanlı kuzular. Bu şekilde beslemeye çalışıyoruz ama beslediğiniz kuzuları kesinlikle 1 ile 1,200 gram arasında yem yedirmeniz lazım. Hesabını da o şekilde yaparsınız. Şimdi sizlere
Hepinizin çoğu arkadaşın yorumlarda istediği şarkı Ay Yüzlü'mü söyleyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar sizler çok güzel insanlarsınız. Güzel olmaya da devam edelim inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İyi ki varsınız diyorum. Haksız, hukuksuz yere sevdiklerinden, çoluklarından, eşlerinden, çocuklarından, annelerinden, babalarından ayrılan tüm güzel insanlara tekrar bir araya gelmeyi nasip etsin. Tekrar kavuşmayı nasip etsin. Bekleyenlerine Rabbim sabırlar versin. Dört duvar arası zindan zor. Zordur illaki. Rabbim düşürmesin kimseyi. Allah yar ve yardımcınız olsun tekrardan diyorum.